herkes duyacak, bilecek. Saklanmaz gayrı bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, hak yol İslam yazacağız. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, hak yol İslam yazacağız. Değerli dostlarımız, Kaya Emlak Gönen takipçileri, hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Erecek mahallesindeyiz. Erecek mahallesinde 11.350 metrekare, 11.350 metrekare bir tarlamızın tanıtımına geldik. Tarlamızın kadastro yolu var. Araçına geldik. Aracı gösterelim. Aracımız orada. Araçtan geldik. Burası yol. Burası yol. Geldiğimiz yer burası yol. Kadastro yol, resmi yol. Erecek köyüne 4 kilometre, Manyas'a 15 kilometre mesafede. Burada ne olur? Burada yani bayağı bir orman olmuş. Ağaçlar bayağı bir dolmuş. Burası yatırım için alınabilir. Burada temizlik yaptırılırsa tabii ki tarımda yapılabilir ama temizlik de bayağı bir masraf, bayağı bir maliyet. Ama onlar da yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Yol sağlam, güzel. Bir iki yerde sadece bir hafif bir çamurlar vardı. Onun dışında yolumuz sağlam. Araçtan geldik rahat bir şekilde. Yolu genişletilmiş, kepçeyle açılmış. Her şey çok güzel. Köyde kaç hane vardı? 40. Köy 40 haneli bir köy. Çok büyük bir köy değil ama güzel bir köy. Her tarafı orman. Tarlamızın diğer tarafı ormana dayalı. Yani şöyle yaklaştıralım, biraz yerlerimizi gösterelim. Ben alayım. Şimdi karşı taraf orman. Ormana olduğu için burası böyle tarlamız. Tarlamızın sınırına kadar inelim aşağıdan. Şöyle gösterelim. Tarlamızın sınırına inelim. Manyas'tan gelen yol burada karşıdan geliyor. Yerimiz. Sınırımız buraya kadar geliyor. Buradan devam ediyor. Aşağıya gidiyor. Biraz dikdörtgen şeklinde. Bu kısmı biraz daha geniş. Diğer başı biraz dar ama bayağı bir geniş yine de. Her taraf ağaç. Burada bir kesim daha önce yapılmış. İkinci bir kesim de yapılabilir. Ağaçlar fena değil. O kadar çok kötü de değil. Yerin üst kısmındayız. Manzara çok güzel. Böyle. Yerimiz buradan aşağı iniyor. Yani öyle çok fazla bir meyil yok. Yürünebilir. Şöyle girelim içine. Daha önce kökleme yapılmış. Burada kesim yapılmış. Şu an sınırından yürüyorum. Yani öyle bayır bir yer değil. Tabii buradan aşağıya doğru iniyor. Biraz daha inelim. Şu an yer böyle sağ tarafımız, yani bu taraf, gösterdiğim taraf. Gördüğünüz gibi çok ağaçlar var. Gidemiyorum da fazla ileri. Şuradan deneyelim bir de. Evet, mesela bu ağaç içinde kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi sınırımızı tekrar kontrol edelim. Evet. Buradan sonra meyil biraz daha artıyor ama burası düz. Manzarası çok güzel. Burası en iyi güzel yatırım. Alacaksın. 5 sene, 10 sene bekleyeceksin. Yatırım için çok güzel bir yer. Görüyorsun. O zamana kadar bu ağaçlar da çok güzel büyür. Tekrar bir kesim yapılabilir burada.
kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine hak yol İslam yazacağız. Yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara hak yol İslam yazacağız. Koç burcuna, yay burcuna, bebeklerin avucuna, minarelerin ucuna hak yol İslam yazacağız. Bucak bucak, köşe bucak, kara taşa, kor ateşe, yıldıza, aya, güneşe hak yol İslam yazacağız. Askerlerin miğferine, kanıların tekerine, Buda'nın tunç heykeline hak yol İslam yazacağız. Her kapının eşiğine, her sofranın kaşığına, balaların beşiğine hak yol İslam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek, saklanmaz gayrı bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, hak yol İslam yazacağız. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, hak yol İslam yazacağız. Saptıran oymuş, şuuru şehvete saptıran oymuş, tutkuları putlar yaptıran oymuş, en sinsi düşmanım nefsimmiş meğer, övgü dolu sözlerine kanmışım, kalbin temiz demiş gerçek sanmışım, hakkı ancak zor günümde anmışım. İçimdeki nankör nefsimmiş meğer. Öyle sevdirmiş ki dünyayı bana, saraylar kurmuşum 3 günlük cana, heva heves denen çöplükten yana, beni sürükleyen nefsimmiş meğer. Meyhane meyhane hayal kurmuşum, çamurlu yollarda yalpa vurmuşum, adresi hep münafıktan sormuşum. Koynumdaki yılan nefsimmiş meğer. Dalmışım her akşam cümbüş gemeşke, kalmamış dilimde riyadan başka, bir kadehlik ömrü olan bir aşka, beni kul eyleyen nefsimmiş meğer. Tutkuya döndükçe giyim markası, yerde paspas olmuş haya hırkası, kuşatmış kaleyi şeytan fırkası, içindeki casus nefsimmiş meğer. Ne kadar soyarsa insan bedeni, o kadar olurmuş güya medeni, bu afyonu bir çağdaşlık nedeni, diyerek yutturan nefsimmiş meğer. İkbal korkusuyla kışkırtmış beni, Kur'an kapısına küstürmüş beni, zulüm karşısında susturmuş beni, nefsimin zalimi nefsimmiş meğer.